Kur'an çarpsın hiçbir şey anlamadım. Bak yemin ediyorum şu an ne yaşadım bana sorun, ne ben anlatabilirim ne de yani bir tekrar izleyince anlarım ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz gibi soloyum ve Tur abi David ile karşınızdayım. Gençler, bugün sona kalan perküyle oynayacağım. Yıllar önce çektiğim bir perk. Hızlı bir şekilde işlevini anlatayım. Mücadelede kalan tek kurbansak bu perk çalışıyor ve kapağın haresini kapağın olduğu alanın 28 metre yakınına girdiğim zaman görebiliyorum. Sona kalandan kastı illa diğer kurbanların ölmesi değil. Diğer kurbanlar kapıdan kaçıp siz sona kaldığınızda da yine perk çalışıyor. Bir de ne zaman dara sıkışsak şu gördüğünüz fırsat penceresi perkü imdadıma yetişiyor. Gerçekten çok işlevli bir perk. Özellikle oyunda yeniyseniz spotları öğrenmek adına ve yeni gelen haritalardaki spotları ezberlemek adına çok iyi bir perk. 32 metre yakınınızdaki paletlerin, yıkılabilir duvarların ve pencerelerin yerini gösteriyor size. Hüsnü Yusuf keseceğini gördü. Gençler, bu arada Jack Sparrow tablosu sizlere ömür. O gün videoyu çektim. İbo videoyu izlemiş, çok beğenmiş. Gecesine çaldı tabloyu pezevenk. Tam böyle kapıdan çıkarken götten gördüm. Götünden tanıdım İbo'yu. İbo'nun götüyle aram iyidir arkadaşlar. Şaka bir yana gençler, çift taraflı bantla yapıştırmıştım. Yanında biraz az göndermişler çift taraflı bantı. 5 parçalı bir tabloydu. O yüzden bazı parçaların bantları eksikti. Düşüp duruyorlardı, gece falan uyandırdığı oluyordu beni. O yüzden şimdilik çıkarttım. Sonradan geri asar mıyım asmaz mıyım bilmiyorum. Oğlum bu ne? La oğlum zombi sandım, gerizekalı niye öyle geliyorsun? Hık 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 diye ses geliyor, bir yandan da o geliyormuş. Oh Legion. Bak orada bir çıkıntı vardı ya, soktuğumun çıkıntısı. O çıkıntı yüzünden yapamadım hareketi, yoksa yemişti adam. İki mal olarak oturduk birbirimizi yıllamak yerine herkes kendisini yılıyor. Boy. Oyunun en güzel penceresi açık ya, bak şu pencere. Bu arada ben bozulu var adamın, bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz arkadaşlar, saçmalamayın. Oğlum adam nerede ya? Sesi var, kendi yok, ağzı var, kulağı yok. Nar. Bildin mi arkadaşlar bilmecenin cevabını? Gel buraya, gel gel gel. Hadi lan oradan. Devireceğim sen. Ay geliyordu geliyordu geliyordu. Ya müdahale edeyim ben yapayım, köle mi tutuyorsun ya? Pezevenk feodalite sistemini geri getirdi ya. Sanki burjuva anasını satayım, müdahaleni yap ben seni sonra yıllarım yani hani. Bu adam senin kankan oğlum, bu adama yamuk yapılır mı ya? İkizinim ben senin ya. Maçtan bir bok anlamadan maç bitti arkadaşlar. Ya elinin ayarını sikeyim ya. Ayı oğlu ayı, bir dur bir adamı almayı deneyelim ya. Ama diğer adamın da geldin mi? Mecbur alacağız. Diğeri nereye gitti oğlum? Aha! Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yukarı çıkmamız çok mantıklı olmadı. Ya oğlum yesene işte. O ne lan? Alo! Oğlum orada ne var sanıyor acaba? Kapıya neyin prefire o? Ha? Bitch, bitch, get out of way. Ananı s**eyim, bura nereye? What the fuck oğlum, ben buranın çıkışı var sanıyordum. Ne yaptın iyisin inşallah vallahi. Daha çok döndürürdüm bunu, oraya bir mal gibi sıkışmasam. Bak David malı başlattı şimdi bak. İlk asılışım ama belki de beni alamayacaklar. Hepsi full olmasına rağmen. Niye? Çünkü süreyi gördünüz mü? Bitti neredeyse. Yecüc'le Mecüc ordusu gibi gelişlere bak a**ına koyayım, ben nasıl güveneyim bunlara ya? Tamam beni durdurdu. Arkadaşlar çok basit yapmanız gereken şey. Karşınızdaki M1 killer. Meg seni harbi döveceğim bak, seni harbi ana avrat söveceğim, az önce bana da aynısını yaptın. Ya senin yapacağın işin ta. Ya gitti bir de ya. Oğlum benim sona kalmam lazım perk'ü göstermem için, ilk öldüm ya. Arkadaşlar oyunu eğer şu Meg gibi oynuyorsanız lütfen oynamayın ya. Ya sanki gerçekte ölecek pezevenk. Bir gel bir şey dene, düşersen seni de almaya çalışırız ya. Hiç asılmamış, bir tane hasar almadı, bir tane. Ya anan sorry bir de sorry diyor ya. Neyse NP diye şimdi flamelemeyelim takımı, zaten buradan söveceğim kadar sövdüm. 31 çekiyordum amık. Arkadaşlar az önce çok büyük haksızlığa uğradım. Şerefsiz, yavşak, katil, psikopat, hain hırsızlar tarafından. Bu maç içimdeki canavarı ortaya çıkarttıracaklar diye düşünüyorum. Oğlum direktle jeneratör yapıyorum. Hangi karakter lan bu? (Gülüyor)
Maraz tam gerizekalı ya. Hayır, bunacık aklıyla slug deniyor bir de, anladın mı? Arkadaşlar, trade'i bana bırakıyorsanız affedersiniz götümü yersiniz. Yeter, bütün maçlarda eşek gibi trade'i ben atayım. En son yine ben öleyim. Hey man. Onu yap da sana nasıl uçan tekmeyle ağzının ortasına tam bir tane vuruyorum, bak bakayım. Hey 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 hey. Oğlum adam ilginç ya. Elindekini her an bana fırlatacakmış gibi hissediyorum. Var ya, ikidir götten uçtan bir şeylerden bir yırtıyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Respekt atmayacağı çok belliydi. Bazı katiller onu belli ediyor arkadaşlar. Yani mantıklı olan da bu. Orada respekt atsa mesela fazladan bir tur daha döneceğim. Atmamak lazım yani. Boşver ya kafanı. Benim de çok yaptığım bir hata. Stun yiyince sanki dünyanın sonuymuşum gibi davranıyorum böyle. O yüzden adam devirecek sanıp ilerlemiyorum palete. Adam devirmiyor, böyle göt gibi kalıyor. Anladınız değil mi arkadaşlar beni? Full burada tutar mıymışım onu? O aradan geçemez sanmıştım ya. Sattık, kötü oynadık. Güzel refleks. Şunu bir devirelim. Adam akıllı oynuyor. Adam anasına uçtu arkadaşlar. Akıllı oynuyor dedikten sonra sıfatı eşkal diyebilir miyiz? Ama işte... Woohoo! Ananı? Neye takıldım? Kar tanesi, kar tanesi. Yoksa sen benim sıfır tanem misin? No. Fena değiliz, fena değiliz. Bunu kırdı ya, uzaklaşacağım bak. Normalde orada spottan uzaklaşmam lazım arkadaşlar ama. Niye uzaklaşmıyorum biliyor musunuz? Başka spot yoktu gidebileceğim. Abi ne demek gidecek yerin yok? Biz seni misafir ederiz dediğinizi duyar gibiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ama bahsettiğim şey o değil arkadaşlar. Tamam bir malısın ya. Ay bitch. Bana tilt oldu var ya, acayip tilt oldu. Bir tane böyle özellik tutturamadı ya. Maraz'ın özelliğine size doğru gelirken arkadaşlar sağ sol sağ sol yapıp bir kafasını karıştıracaksınız. Sonra bir anda bir tarafa manevra atacaksınız. Tabi adam iyi oynuyorsa zaten yemez bunları da. En azından dümdüz koşmanızdan iyidir. Şimdi güzel, hiç asılmadık. Bizimkiler kapıları halleder inş. Benim amacım sona kalıp arkadaşlar. Hatch'ten gitmek olacak tabii ki de. Yani iyi niyetli tavrım yüzünden damgası yedim arkadaşlar. Belki dedim hani gitmeden bunlara şey açarım, anladın mı? Kapı açarım. Biliyordum o hamleyi yapacağını ama denemek istedim. Oğlum gidin hadi lan. Hadi kankam, hadi kankam ya. Hani kapıyı hazır edeyim de, anladın mı? Onlar gelirse rahat kaçsınlar diye mal gibi bir düşünceye kapıldım. Sırf iyi niyetimden. Şimdi hepsi gitti, ben kaldım. Vay anasını, attempt de deneyemeyeceğiz. Olsun arkadaşlar, rupumuzla fayda sağladık, takma deme lan. Ne olur sağlamış olalım. Aha şövalye geldi. Bu şövalye de arkadaşlar ilk çıktığında yine çok güçlü olarak anılan, o bu ne yok eder dediğimiz, sonrasından en kötü katiller listesine bile giremeyen bir katil biliyorsunuz ki. Atla aşağı, atla aşağı, hadi. Pide kuyruğu gibi bak buraya gelmişler. Ananı ağırdın, adam zekilik yaptı, önümüze çıkacak. Çocuklar! Abu, Nuri babacığım. Oo, devireceğiz. Yani bu spotu erken devirmek istemiyorum ama. Ben de anlamadım arkadaşlar, gerçekten. Beynim bana dur dedi. Dur yapma dedi, devirme dedi. Ama reflekslerim dedi ki Ahmet bunu devir. Ahmet dedi bunu devirmezsen çok kötü şeyler olacak dedi reflekslerim. Neyse ki hala gencim, çıtırım, reflekslerim yerimde. Bismillah. Ya oğlum sesi var yok, var yok. Geliye bir geliye. Bir gidiye. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Oğlum fena sattım he. Uçarak yanıma gelince ne yapacağımı şaşırdım. Yani şu hareketimden sonra Cimer'e falan şikayet etmeniz lazım beni ya. Bismillah. O ne lan? Bir şey yeşerdi yanımda. Ona vuracağım, yaralayacağım ama seni tanılayacağım diyorsun. Oğlum benim the size seviyem yok. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen beni bu Knight'ın gazabından koru ya Rabbim. Al bu paleti götüne sok. No. Bak baka girdi. A**a kodumun salak şövalyesi ya. Gerizekalı piç, baka girdi ya. Aha ne yapıyor oğlum, adamı kovalıyor. Oğlum, yaşayacağım şeyleri soksun. Kaçın. La git hadi, git git. O ne hız oğlum? Ananı s**eyim, bu ne? Ayı olayı.
Kur'an çarpsın hiçbir şey anlamadım. Bak yemin ediyorum şu an ne yaşadım bana sorun, ne ben anlatabilirim ne de yani bir tekrar izleyince anlarım ya. Tek anladığım bir boka yaramışım, iki tane can bitti arkada. Ya bir şey diyeceğim, bu muhafız ilk spawn olduğu zaman tamam nesnelerin içinden geçiyor eyvallah. Peki ben sonradan palet devirdim, o paletin içinden neden geçti? Paleti devirir devirmez geçebiliyor mu acaba belli bir saniye içerisinde? Şu son paletten geçmese düşmüyordum. Ben anlamadım. İlginç bir, gerçekten çok ilginç ve heyecanlı bir looptu arkadaşlar. Aşırı keyif aldım yani. Oğlum bug'a mı sokuyor adam? Yolu küçük çiziyor galiba. Bak görüyor musun? Beni campliyor şu an iki kişiyle birlikte. Double campliyorum, inanılmaz yani. Yani ilk 3 sene önce DVD'de şöyle bir şey yaşayacağım deseler güller geçerdim. Bunu şey gibi düşünün arkadaşlar yani. 10 sene sonra atıyorum uçan arabalar, anladın mı? Şu an herkese komik geliyor ama 10 sene sonra bir uçan araba gördüğümüz zaman şaşırmayabiliriz. Alo! Neredeyim lan? Bismillah. Yemin ediyorum yeni doğdum. Savaşın içinde doğdum ya. Minik bir bebek gibi gözlerimi açtım orada ya. Oğlum birini mi sikiyorlar aşağıda? Ne oluyor ya? Bağırma lan. Gençler bu arada son yayın tekrarlarımdan bir tanesini izlerken bir soru gelmiş. Yayın tekrarının chatinden gördüm. Yayında görmedim. Görsem cevaplardım. Aykut olması lazım. Aykut kardeşim buradan da özür diliyorum sorunu görmediğim için. Yeraltı edebiyatı okuduğumu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de öğrensin. En çok okuduğum türlerden birisidir. Kitap önerisi istemiş. Videolarda çok sık film öneriyorum biliyorsunuz ki. Kitap çok önermiyorum ama ancak bu kadar çok istiyorsanız, bir dakika satıyorum. Bu kadar çok isteniyorsa öneririm, o konuda hiçbir sorun yok. Bir şeyler oluyor şu an, bir dakika arkadaşlar. Oğlum adam, hay Sikenberg ya. Biraz oyala lan, şşş. Hasar falan lan, hadi biraz oyala, onu da düşürmeye çalış. Evet evet, onu da düşürmeye çalış. Oğlum bir tane daha, hadi aslanlarım. Gel güle güle, göz 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 göz. Güle güle. Alma be, alma beni ya. Alma beni, Unbreakable'ımı mı biliyorsun ya? Arkadaşlar 3'te 0. Bir tane sona kalan perk'ü alak dedik. Asamadım mı lan yoksa? Dibinde kanca vardı, sattı enayi. Hop, God Palette da buldum, God Palette da buldum. Ona palet kırdırttın. Bunu da götüne sok. Güle güle, kes 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 kes. Ben malım ya, ben hakikaten salağım ya. Oğlum adam da yalnız Knight kasmış ya, inanılmaz var. Çok güzel taktikleri var, çok güzel ön kesiyor. Haydut gibi pezemek nasıl oynuyor? Ah lan. Hadi team, hadi team. Bir wiggle daha. Öldüm. Evet, nerede kalmıştık gençler? Kitap önerisi yapacaktım. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok fazla kitap önerebilirim. Bunlar hiç dert değil. Ama bana öneri soranlara, ilk defa öneri soranlara bir tane yazar tanıtıyorum. Charles Bukowski. Tanıyanınız vardır, tanımayanlar da öğrensin. Bu yazarın çoğu kitabını okumadan gelip bana öneri sormayın lütfen. En sevdiğim ve en çok okuduğum yazarlardan birisi olduğu için ilk önce onu öneriyorum. Hani onu bir bitirin, bir keşfedin. Sonra farklı kitaplarda öneririm tabii ki de. İlk okumanızı tavsiye edeceğim kitabı da Ekmek Arası kitabı. Aranızda acıkanlar görüyorum. Hayır, öyle bir şey değil. Çok açık seçik yazılmış bir kitap. Zaten yeraltı edebiyatının özelliklerinden birisidir bu. Bu yüzden severim. Yani herhangi bir sansür yok, olayları değiştirme yok. Olduğu gibi argosu da var, küfrü de var. O kitabı önerebilirim. Ulan maça gireceğiz, adam uyuyor. Bu adamla nasıl maç kazanalım? Yani sona kalmayı boş verin, maça bile başlayamadık, anladın mı? O kadar perk'ü göstermem istenmiyor yani. Ya şu perk gösteren videolar beni deli ediyor arkadaşlar ya. Hani bir şey başarmaya çalışıyorum ya o sıra, hani bir beklenti oluyor falan. O mudur beni rahatsız eden bilmiyorum ama hani normal performansımı sergileyemiyorum böyle. Üstüne hata yapmayacağım yerde de hata yapıyorum. Mesela ikinci maçı ben sattım, anladın mı? Orada çok rahat sona kalıp gösterebilirdim perk'ü. Ha, çoğu kişinin perk umurunda da değil zaten. Ne var yani, Hatch'in aurasını görsek ne görmesek ne, ama genel olarak yani build ya da perk tanıtma videolarında bir değişeyim yani. Sen de al, sen de al. Bu team, bu team! Ya beyefendi, 65 tane kişi blok aldı orada. Beni mi seçtiniz gerçekten ya? Oo, adamda şey var. Çözülme miydi, çözünme miydi, neydi? Asit miydi, baz mıydı, neydi, bir şeydi. Hayda. Adamın ruhu duymuyor ki amının, ben atlamasam. Allah! Dedart gitti, Dedart. Gulu 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 gulu. Dedart'a sıçtık. Bitch, get out of way. Get out of way, bitch. Ananı s**eyim. Oğlum yani şu an bir alaka yoktu ama biri Tinker'ı yakmış arkada, olan bize oldu. Ulan bana da blok alsanıza, şerefsizler. Çok uzağa götürmeyi tercih ettiği için bu jeni de bitirebileceğim. İlk maçı saymazsak takımlar da güzel geldi bu arada. Özellikle bir önceki maçtaki takım çok iyiydi. Hani ellerinden geleni yaptılar. Ya geliyor mu gelmiyor mu, psikopat ettin bize be usta. Yengeyi elif dedin usta.
Çok iyi refleksin yo Ahmet, çok iyi refleksin yo oğlum. Hop, son jeni bitirmişiz. Lan, şifalı elleri gördünüz mü arkadaşlar? 80'deyken jeni bitirdim ya. Bakalım bu maçta nasıl öleceğim arkadaşlar. Perkümüzü çalıştırmaya çalışacağız. Bizim adam da inşallah kaçarsa. Kaçtı arkadaşlar. Şu an sona kalan kurbanız. Kurban olurum kendime. 28 metre yakınına girdiğim an headshot kazanak. Ya hiç mi yok acaba? 28 metre sandığım kadar büyük değil mi acaba? Heh. Ha, az önce adam tam ölmediği için, animasyon girmediği için. Evet, şükürler olsun arkadaşlar. İşte böyle gerizekalı bir perk. Video bitti, hadi görüşürüz.